Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Futbol 2024 mobil ile alakalı resmi gelişmelerle karşınızdayım arkadaşlar. Aslında bu gelişmeler konsolda oynayan arkadaşlarımızı da ilgilendirmekte. Peki Konami'nin yaptığı açıklamalara baktığımızda bir tanıtım videosu da var arkadaşlar. Ona geçmeden önce Konami şu an oyuna girdiğimiz zaman bu mesajı yayınladılar. Sunucu bakımı yapılıyor. Mobilde güncelleme işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Fakat oyunda bakım devam etmekte. Perşembe gününe kadar bakım var arkadaşlar. Mobilde deneme maçı falan da oynayamayacağız. Dün sürpriz bir açıklama gerçekleştirdiler ve deneme maçını mobilde oynayamayacaksınız dediler. Ancak bakım bittikten sonra oynayabileceğiz. Yarın konsola güncelleme gelecek. Konsolda deneme maçı oynanabilecek. Konami diyor ki arkadaşlar, eFootball 2024 bakımdan sonra başlıyor. Yeni sezonun başlamasını kutlamak için tesadüfi anlaşmalar, yani anlaşma da demiyor, anlaşmalar, ücretsiz top açma hakları kazanabilir ve yeni formalarıyla, verileriyle partner kulüpleri dediği, örneğin İngiltere Ligi'nden Manchester United, Arsenal, Alman Ligi'nde Bayern Münih, İspanya Ligi'nde Barcelona gibi takımlar, bu kulüplerin oyuncularıyla sözleşme imzalayabilirsiniz. Ayrıca aralarında eFootball 2024 elçisi Lionel Messi'nin ve daha pek çok sürprizin, yani aralarında Lionel Messi bulunduğuna göre Messi dışında da önemli futbolcuların yer aldığı bir dizi yeni oyun öğesi ufukta göründü. Bir sürü farklı etkinlik düzenleyeceğiz, sakın kaçırmayın diyorlar. Futbol 2024'te bizleri etkinlikler, kampanyalar bekliyor gibi görünüyor. Umarız bizleri memnun eden, hoşumuza giden kampanyalar olur, etkinlikler, görevler olur. Devam edelim arkadaşlar. Play Store sitesinde de yeniliklerle alakalı bazı açıklamalar yaptılar. Bazılarını önceden de paylaşmışlardı. 23-24 sezonu için takım, oyuncu, menajer verileri güncellendi. Ama bizde transfer hala devam ediyor. Bizde güncellenmeye devam edecektir. Takım oyun tarzı seviyesi ve oyuncuların takım oyun tarzı ustalığı kaldırıldı. Evet, güzel oldu ama benim aklımda bir soru işareti var arkadaşlar. Seviyeler. Örneğin Mbappé'nin 97'lik kartı var. Kadroya koyduğumuzda 100 olmakta. Şimdi benim Mbappé kartım 97 olarak mı devam edecek, yoksa 100 olarak mı? Ben onu çok merak ediyorum. Yani orada seviye yükselmezse o zaman bir bakıma elimizdeki oyuncuların seviyesi düşmüş gibi olacak. Onu çok merak ediyorum. Oyun açıldıktan sonra Perşembe günü görebileceğiz. Temel takım ayarları artık oyun planında yer alıyor. Yani takımımızı filan seçiyorduk. Barcelona, Real Madrid filan, bunu oyun planından gerçekleştirebilecekmişiz. Yanlış anlamadıysam oydu. Artık her oyun planı için temel takımlar belirlenebilir. Örneğin Barcelona takımının kadrosunu kurduk. Orada takımımızı Barcelona seçtik. Diğerinde Real Madrid kadrosu kurduk. Real Madrid seçtik gibi farklı bir şey. Oyun içi varlık ve diğer veri taşıma süreci eklenecek. Lisanslar güncellendi. Bazı sorunlar düzeltildi diyorlar. Bir de fragman var arkadaşlar. Fragmana bakalım. Konami'nin yayınladığı bir tanıtım videosu. Oyun içerisinden görüntüler. Çok fazla detay bulunmuyor. O menüler filan mesela nasıl, onlarla alakalı bir şey şimdilik burada yer almamakta. Oyun içerisinden bazı yerler, lisanslar, Konami'nin anlaşmalı olduğu kulüpleri filan gösteriyorlar. Messi'yi çok vurguluyorlar. Bakalım Messi ile alakalı ne tür oyuncu kartları gelecek. Kısa tanıtım videosu bu arkadaşlar. Bir de bir Twitter sayfası oyun planıyla alakalı bir paylaşım yaptı arkadaşlar. Yeni oyun planı bu şekilde olacak diyorlar. Bakalım bu şekilde mi olacak? Farklı yerlerden de bir doğrulama falan gelirse ben yine sizlerle paylaşmaya çalışırım. Yani eskisine benziyor. Tabii şu ayarlara tıkladığımız zaman ekstra farklı şeyler de eklemişlerdir. Çünkü takım seçme falan buraya ekleneceğini söylemişlerdi. Şimdilik gelişmeler bunlar arkadaşlar. Farklı gelişmeler olursa karşınızda olmaya çalışacağım. Hoşçakalın.